Merhaba Aska Gençlik. Herkesi selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Bugünkü konumuz vatan sevgisidir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum kısmından da fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımızı da beğenerek diğer dostlarınızın da videoları görmesini sağlayabilirsiniz. Haydi hep beraber videoya geçelim. Değerli dostlar, hafta içi 2 gün yani pazartesi ve salı günleri Konya'nın Selçuklu ilçesinde yerleşen Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'ni ziyaret ediyorum. Bugünkü ziyaretimde çok ilginç ve bir o kadar da güzel bir manzarayla karşılaştım değerli dostlar. İlk önce ne başverdiğini yani ne olduğunu anlayamadım. Çünkü yolda yürüyorduk ve erken geldiğimizden dolayı liseye giden çocuklarla beraber yolda yürüyorduk. Ve birden bir anons yapıldı. Liseye yani 100 metre falan kalmıştı. Bir anons yapıldı. Anonsu çok ben duyamadım sözün açığı. Çünkü fikrim başka yerdeydi. Düşüne düşüne gidiyordum. Anonsu duyamadım. Sonradan herkesin durduğunu fark ettim. Ben de yani daha önce böyle bir manzarayla hiç karşılaşmamıştım sözün açığı. Çünkü sabah erkenden hiç bu kadar yola çıkmışlığım yoktur. Genelde mesela 9-10 olur, ben ondan sonra evden çıkarım. Ama bugün erken çıktığımdan dolayı böyle bir manzarayla karşılaştım ve şaşırdım sözün açığı. Çünkü herkes duruyor, ben de durmalı mıyım, acaba ne oluyor diye bir an tereddüt ettim. Ve sonradan İstiklal Marşı okundu. Meğer çocuklar, yani Türk çocuklar İstiklal Marşı'nı duyduktan sonra orada durmuşlar. Ben de duyduktan sonra tabii durdum. Ama tabii ki siz değerli dostlarım için de bu manzarayı çekmek istedim. Evet görüyorsunuz herkes duruyor. Bu manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gurur verici bir şeydir. Her ülkede bulunmaz değerli dostlar. Böyle bir manzara her ülkede yaşanmaz. Sizlere göstermek istedim. Yani Türklerin nasıl vatan sevgisi olduğunu ve vatan sevgisinin de hangi yaşlardan itibaren insanlarda geliştiğini göstermiş oluyorum bu şekilde sizlere. Yani gençler, çocuklar, ondan sonra yaşlılar bu derece İstiklal Marşı'na, devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saygı gösterdiği sürece hiçbir zaman bu ülke düşmez değerli dostlar. Ben özellikle bu çocukları yetiştiren ailelere ve öğretmenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ama bir şeyi de vurgulamak isterim ki bu sadece eğitimden dolayı değildir. Aynı zamanda çocukların kendilerinde var olan yani Türk çocuklarının kendi içlerinde var olan sevdadan dolayıdır ki düşünün yani sokakta hiçbir öğretmen yok, kimse yok, sadece çocuklar yürüyor ve bir anonsla ve 100 metre kalmış mesela liseye bir anonsla kendileri duruyorlar saygıdan dolayı yani İstiklal Marşı'na devlete saygıdan dolayı duruyorlar. Şöyle bildiğiniz yani yolun ortasında yürürken birdenbire duruyorlar değerli dostlar ve İstiklal Marşı bitene kadar yerlerinden terpenmiyorlar. Bu manzarayı bize yaşattığı için, bu güzel manzarayı bizlere yaşattığı için öncelik Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'nin öğretmenlerine, o öğrencilere ve onların ailelerine gerçekten gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel, terbiyeli ve saygılı gençlik yetiştirdikleri için. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vasiyet ettiği tarzda gençlik yetiştirdikleri için onlara çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve aynı zamanda bu videodan da bizim Ahıskalı gençlerin de bir ders çıkarmasını öneriyorum. Sadece gençlerin değil tabii ki ortaçağ ve 50 yaş üstü insanlarımızın da bu videoyu izleyerek vatan sevgisinin aslında ne anlama geldiğini, bugünkü Türkiye'nin neden bu kadar güçlü olduğunu bu video sayesinde göstermek istiyorum. Öncelik vatan değerli dostlar. Öncelik vatan. Vatan sahip çıkıldığı an vatandır. Başka türlü sadece bir toprak parçasıdır vatan. İşte biz de Ahıskalı Türkler de vatanımıza sahip çıkmalıyız. Tamam bizim vatanımız Türkiye'dir. Buna eyvallah kimse bir şey demiyor. Çünkü devlet olarak bizim üstlendiğimiz tek ülke Türkiye'dir. Ama tabii ki Ahıska da vatanımızın bir parçasıdır. Ve bizler memleketimiz olan Ahıska'ya sahip çıkmalıyız. Bugün orada Ermeni, Gürcü, Acar ve diğer topluluklar yaşayabiliyorsa
biz de gidip bir insan olarak, oranın sahibi olarak gidip yaşamalıyız değerli dostlar. Tamam, kimseyi zorlamıyoruz illa, çünkü özgür bir çağda yaşıyoruz. Herkes düşünce özgürlüğüne, yaşama özgürlüğüne sahiptir. Ama vatanı düşünmek de her bireyin borcudur değerli dostlar. Yani biz bugün Ahıskalı Türkler adımızı nereden almışız? Ahıska'dan, yani vatanımızdan, toprağımızdan almışız ismimizi. Bugün bize sorduklarında ki sen nerelisin? Ahıskalıyız, Türk'üz diyoruz. Ama bize soracaklar yani Ahıska neresi? Çünkü biz Türk'üz diyoruz ama sonuçta yine de en azından yani ya şiveden ya ağız değişikliğinden dolayı bizi anlıyorlar ki yani Türkiye'de doğmuş Türkler değiliz. Ve sonrasında açıklamak zorunda kalıyoruz. İşte biz Ahıska Türkleriyiz ya da Ahıskalı Türkleriyiz. Türkiye'nin sınırında yer alan, Gürcistan sınırında yer alan bölgeye sahip olan Türkleriz ve Ruslar tarafından sürgün edilmişiz, Türkiye'den ayrı kalmışız gibi tarihi olayları sıralıyoruz, işte onları anlatıyoruz, kendimizi tanıtıyoruz. İşte onlara tanıttığımızda biraz da vatani sevgimizi de ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yani şöyle bir gerçek var ki bazı orta yaş üstü insanlarda dahi Ahıska dediğinde ya bırakın bu işleri, ne bileyim uğraşmayın, çok istiyorsanız siz gidin yaşayın, biz de görelim falan filan gibi laflar ediyorlar. Hatta kimileri diyor ki işte biz bugün Türkiye'deyiz, rahatımız yerinde, rahatımızı bozmayın, bu şekilde konuşarak fitne fesat çıkarmayın gibi söylenenler var. Ama işte onlara bu videoyu izletmek istiyorum ki bakın bugün Türkiye'de siz rahatsınız ama Türkiye ne şekilde bu hale gelmiştir? Kimlerin ve neyin sayesinde bugün Türkiye güçlü bir devlet olmuştur ve bize kucak açmıştır? İşte onu görmek lazım aslında. Bu işte Türkiye'deki yaşayan insanların yani Türklerin vatan sevgisinden dolayıdır bugünkü Türkiye'nin güçlü olması. Ben de diyorum ki işte biz de aynı şekilde vatan sevgisine sahip olmalıyız. Vatanımıza sahip çıkmalıyız. En azından gidip yaşamasak bile medyada, sosyal medyada kendi topraklarımızı, kendi halkımızı tanıtmalıyız güzel bir şekilde. O toprakların bizim olduğunu göstermeliyiz. Bu güzel günün anlamı ve önemine dair böyle bir video sizlere çekmek istedim. Bu videoda değerli halkıma anlatmak istediklerimi anlatabildiğimi zannediyorum. Vatan sevgimizi öldürmemeliyiz kalbimizde. Her ne kadar vatanımızda yaşamasak da, yani memleketimizde, Ahıska'da yaşamasak da, her ne kadar oradan ayrı düşmüş olsak da en azından fikren ve vicdanen oraya sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Yarın 29 Ekim Türkiye için çok önemli bir gündür. Atatürk ve Cumhuriyeti kuran silah arkadaşlarını buradan rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'dır değerli dostlar. Ve bu bayram vesilesiyle tüm izleyicilerimizi kutluyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.